Allah'ın rahmeti, bereketi, atıfatı, ihsanı, bolluğu üzerinize olsun. Sayın seyirciler, geçmiş bağrımızla mübarek olsun. Peygamberimiz şöyle bir müjde veriyor değerli kardeşlerim. Ramazan gelmesiyle sevinir, çıkmasıyla kalben üzülürse Cenab-ı Hak onu narında yakmaz diyor. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu Kudüs-i Hadis'te iki can sultan naklediyor. İnne savme li ve ene ecibi. Oruç benim içimdir, mükafatını ancak ben vereceğim diyor. Yine hadiste letemennet ümmeti en tekune sene. Eğer ümmetim bilseydi Ramazan'ın kıymetini, bütün yıl Ramazan olsun isterlerdi diyor değerli kardeşlerim. Ve Ramazan'ın bir anlamı da, yani bayramın bir anlamı da Allah'a itaatten peygambere itaate geçmeye ve Ramazan orucundan sonra Şevval orucuna geçmeye deniliyor. Kim Şevval'da 6 gün tutarsa tam bir yıl oruçta olmuş gibi oluyor değerli kardeşlerim. Bundan dolayı bayramımız mübarek olsun. Ramazanımız hakkımızda şefaatçi olsun inşallah. Söz Kur'an-ı Kerim'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما صدق الله ربنا الأعلى. Evet sayın seyirciler, bugün yağmur duasından bahsedeceğiz. Pazar günü Beşağıl köyündeydik Karatay'ın. Orada yağmur duası yaptık. Perşembe'de başka bir yerde yapacağız. Nisan, Mayıs ayları yağmur olmazsa
mahsul olmaz değerli kardeşlerim. Nisan yağışsız geçti. Şimdi yağmur duasının şartlarına bakacağız inşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duası yapıyor. Mescid-i Gamame, bulut mescidi. Oraya geliyor, el açıyor. Öyle yağmur yağıyor ki bir hafta devamlı yağmur yağmış. Sonra ya Resulallah helak olacağız demişler. İkinci Cihan Sultanı dağlara da işaret etmiş, yağmur dağlara çekilmiş. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor, yağmur duasına çıkmışlar. İbn Abbas diyor ki, ben Resulullah'tan dinledim, bir Müslümana üç günden fazla dargın olması haramdır, helal değildir. İçinizde küs varsa ben dua etmem diyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın rahmeti inmez diyor değerli kardeşlerim. Ve küsler barıştıktan sonra dua ediyor, yağmur yağıyor tabii. Dua ediliyor, yağmur yağmıyor. Neden? Bizim hatamızdan dolayı. Biraz sonra gelecek. Cenab-ı Hak Rum suresi 48. ayet. Estağfirullah. Allahüllezi yuslur riyaha fesisiru sahaben feyapsutu fissemeke feyşe vecalu sekıfetarekka diye devam ediyor. Allah hemen bulutları harekete geçiren, rüzgarları gönderen, sonra onu o bulutları gökte dilediği gibi yayan, onu parça parça edendir Cenab-ı Hak. O Allah ki gücü oraya yetiyor, her şey yetiyor. Bulutları böyle gönderiyor. Evet derken aralarından yağmurun çıktığını görünce nihayet onu kullardan dilediklerine isabet ettirir ve onlar da hemen sevinirler diyor. Demek ki bulutlar yüklü. Değerli kardeşlerim, günde 3,5 milyon metreküp su buharlaşır bulutlara. Bulutlar iniyor, bazen de kurbağalar çekiyor, kurbağa yağdırıyor. Sonra Cenab-ı Hak bulutları çektikten sonra öyle bir sistem kurmuş ki Allah Celle Celaluhu orada arıtıyor. Acı Deniz'in suyunu, Akdeniz'in suyunu, Karadeniz'in suyunu, okyanusun suyunu topladıktan sonra arıtma sistemi kurmuş Rabbil Alemin. Tuzunu alıyor, vitaminini veriyor, bereketini veriyor ve indiriyor. İnerken de değerli kardeşlerim, her bir yağmuru bir bulutun bir melek atıyor derler. Niçin? Yoksa binlerce megaton ağırlığında bulutu düşünün şimdi. Birdenbire şap diye açılıverse halimiz ne olur? Helak olur gideriz, baskınlar olur. Bundan dolayı bulutları parçalıyor Cenab-ı Hak. Meleklere emrediyor. Her bir yağmur tanesi bir melek bırakıyor. Ve inerken çok hızlı iniyor. Yere inerken yavaşça düşüyor şemsiye gibi. Ondan dolayı yağmur çimeni, çimen yağmuru gül bülbülü, gül bülbülü incitmiyor değerli kardeşlerim. Yine Kur'an Mülk Suresi'nde Cenab-ı Hak buyuruyor ki قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاكُمْ غَوْرًا فَمَا يَتِهُمْ مَا اِمَّعِينَ. De ki haberiniz var mı bakalım? Eğer suyunuz sabahleyin çekilseydi, yerin altına gitmiş olsaydı, o giden suyu Allah'tan başka kim çıkarabilirdi diyor Cenab-ı Hak. Kim verebilir? Değerli kardeşlerim, اُدْعُونُ يَسْتَيْبْ لَكُمْ, dua edin icabet edeyim diyor. Demek ki Cenab-ı Hak diyor ki o suyu çıkaran kim? Suyunuz kaybolsa kim vereceksin bu suyu diyor. Yine ayet Rum suresi 49. ayet. Ve ikane mi kabl eynize aleyhim mi kabl iblisin. O yağmur kendilerine indirilmeden önce ümidi kesmiş, üzüntüye düşmüşlerdi de. Yani yağmur el inmezden önce ümit kesiliyor. Galiba yağmur yağmayacak deniyor. Cenab-ı Hak haber veriyor. Ama yağmur yağdıktan sonra da üzüntüleri geçiyor. Yine Rum 50. ayet.
فانظر الى اثار رحمه الله كيف يحيي الارض بعد موتها. فانظر bak, Allah'ın rahmet eserlerine bak. Ölen tabiatı nasıl diriltiyor yağmurla. Kışın bütün tabiat ölüyor. İlkbaharda çiçekler açıyor. Buna dirilten kim? Evet. İnne zelkene mutmeh ve alâ kulü şeyin kadir. Öyleyse ölümden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o mutlaka ölüleri diriltir. O her şeye gücü yeter diyor Cenab-ı Hak. Demek ki bize haber veriyor değerli kardeşlerim. Ölüleri dirilten de Allah. Nebatata hayat veren de Allah. Suyu veren de Allah. Bize düşen vazife ona itaat etmek, ona kulluk etmek. Yağmur duasının hazırlıklı nasıl olmalı bir? Bir. Üç gün o halk, o köyün halkı, o yörenin halkı üç gün oruçlu olmalılar. Oruç tutulacak Allah rızası için. Yani ya Rabbi aç kaldık senin için, bize yağmur ver diye yüzümüz olacak. Nerede tutuluyor? Yani dua biter bitmez millet yemeğe koşuyor, misafirler de açıkta kalıyor. Haberiniz olsun. Bolca fakirlere yardım edilecek. Fakir fukara varsa, o miskinler varsa, ihtiyaç sahipleri varsa onlara gıda verilecek. Her türlü yardım yapılacak. Ki Allah'ın rahmeti insin diye yapılıyor bunlar. Üç, açlar doyurulacak değerli kardeşlerim. Açlı aç insanlar varsa, elektriği kesik olanlar varsa, doğalgaz, kömür alamayanlar varsa bunlara ulaşılacak. Bunlar yardım edilecek. Niçin? Allah'ın rahmeti üzerimize insin diye. Allah yardım etsin diye değerli kardeşlerim. Dört, en önemlisi. İki Can Sultan buyuruyor ki Müslüman, Müslüman kardeşine üç günden fazla küstürmesi helal olmaz diyor. Kardeşlerim görüyor musunuz? Helal olmaz diyor. Haram olur diyor. Oo, bırak onu da adam duaya geliyor, o ona küs, o ona küs. Hatta babasıyla konuşmayanlar da ben duyuyorum. Allah nasıl yağmur verecek? Nasıl duayı kabul edecek? Nasıl gayrete gelecek bu tabiat Allah aşkına? Küslerin barışması gerekiyor. Oo, nerede onlar? Çocukluğumda Beşehir'in köyünde yağmur duası yapıyoruz. Bir hoca efendi geldi. O zaman hocalar pek yoktu. Ancak ısmarlama gelirlerdi böyle. 10-15 gün kalırlardı. Hoca dua ediyor. Küslerin barışmasını istiyorum dedi. Değerli kardeşlerim. Biri kalktı ayağa. Ben falanca ile küsüm barışmak istiyorum. Barıştırdılar o da köylüyor. Kucaklaştırdılar olanları. Koyunlar bir anda, kuzular bir anda meleşti. Dua, 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 dua. Çocukluğumu hatırlıyorum. Ayrılmadan yağmur indi oraya. Allah'ın bereketi indi değerli kardeşlerim. İbni Abbas radıyallahu anh duaya gidiyor. Dua edecek. Ben diyor dua edemem. Arada küsler varsa dua olmaz, rahmet inmez diyor. Barıştıktan sonra İbni Abbas radıyallahu anh dua ediyor ve yağmur yağıyor. Ve tevbe istiğfar yapılmalı değerli kardeşlerim. Köylerde bozulmuş köylerimizde. İçkiler var. Oruç yok diyorlar. Köylere gidiyoruz biz değerli kardeşlerim. Oruç yok. Namaz yok. Dahasını söyleyeyim mi? Utanarak, ağlayarak kredinin girmediği ev kalmamış. Mizer krediyle, gübre krediyle, motor krediyle girmeyen yer kalmamış. Birçok traktör de icra ile satılıyor. Birçok tarla da icra kanalı bankalar satıyor. Evvela bankalar yumuşak davranıyor. Sonra faiz uyguluyor değerli kardeşlerim. Bileşik faizler uyguluyor. Altından kalkamıyor. Ben çok köy duydum, okudum ki satılmış vaziyette. Bu vaziyette nasıl yağmur yağsın? İlimize kadar faize girmişiz. Haram lokma içimize kadar girmiş. Nasıl yağmur duası olsun? Yaşlılar, çocuklar ön safa geçirilir. Onlar
cani gönülden amin derler. Hayvana türmesine ya Rab. Nebatat şikayetçi ya Rab. Hayvanlar şikayetçi ya Rab. Hayvanlar diyor ki ya Rabbi bu kulları zulüm ediyor, haram yiyorlar. Yağmur yağmıyor, susuz kalıyoruz Allah'ım diyorlar. Nebatat şikayetçi ya Rabbi ya Rabbi. Bunlar yüzünden sen bize yağmur vermiyorsun de şikayetçi oluyorlar. Değerli kardeşlerim, eller aşağı doğru indirilir. Göz yaşları dökülür. O gün yağmur duası göz yaşları dökülür. Ve 3 gün üst üste dua yapılır. Sünnet olan budur. Değerli kardeşlerim, nerede dua? Dün duada ikaz etti Hoca Efendi. Adam gelmiş sigara içiyor. Burada dua ediyorsun. Allah aşkına ya. Yani ben de gidelim. Sigara içiyor adam ileride. Biz de orada oturuyoruz. Ben kızdım dedim ki ya Allah aşkına. Yağmura ihtiyacınız yok da bizi niye çağırdınız? Niye topladınız buraya milleti? Varsa niçin orada oturuyorsunuz ya? Tabii. Ya Allah'tan korkun değil mi? Yanacak. Ağızda sigara lak lak adam sohbet ediyor. Sonra da Allah yağmur versin istiyor. Nasıl versin Cenab-ı Hak yağmuru? Biz şartlarına uymuyoruz değerli kardeşlerim. Tefekkür ediyor. Eğer şartlarına uyarsak Cenab-ı Hak bize rahmetini verecek. Hayvanat aç kalmayacak, susuz kalmayacak. İki Can Sultan şöyle buyuruyorlar. Rabbiniz kerimdir. Kendine açılan eli geri çevirmekten haya eder. Allah yapılan duaları kabul eder. Tirmizi hadisi. Bakınız. Üd'uni estecib leküm. Dua edin de icabet edeyim diyor değerli kardeşlerim. Bakınız Allah elleri geri çevirmez diyor. Yine iki Can Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki siz kabul edileceğine yakine inanarak dua ediniz diyor. Allah unutarak yapılan dua kabul olmaz diyor. Yani gönül başka yerde, sohbet var, sigara var, sonra el kaldırıp dua ediyor. O dua olmaz. Allah duayı geri çevirmez ama hazırlıklı olmamız lazım diyor. İki Can Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Yine İki Can Sultanı buyuruyor ki hazırlıklı olmadan yapılan dua mermisiz silahsız harbe çıkan gibidir diyor değerli kardeşlerim. Peki dualar neden kabul edilmiyor? Niçin kabul olmuyor? Olması ne lazım? Bir, lokma helal olması lazım değerli kardeşlerim. İmam-ı Azam Hazretleri'nin rey görüşü, bir lokma haram kana karışırsa 40 gün ibadete manesi vardır diyor. Bir kadın çocuğunu getirmiş, çocuğu alerji var yüzünde, hanım 40 gün sonra getir demiş. İmama getiriyor, sen diyor buna tatlı yedirme, bal yedirme diyor. Ya imam, geçen de getirdim. Niye demedin bunu? O gün ben bal yemiştim diyor. Yani sözüm etki etmez de ondan dolayı diyor değerli kardeşlerim. Ben 40 gündür şeker yemiyorum senin için diyor. Bakınız dua niye reddedilmiş? Haram lokmadan dua olmaz. Bu lokmaların helal olması lazım. Allah aşkına ölümün nerede geleceği belli değil. Birçok insan öldü aramızdan gitti bakınız. Yaşlı da öldü, genç de öldü. Benim ikinci oğlum 49 yaşında vefat etti. Hiçbir şey yok yani. Öyleyse ne bize güveniyoruz Allah aşkına? Yarım saat sonra garantimiz yok. Buna rağmen niye haramlarla uğraşıyoruz ya? Niye haram lokmaya tecavüz tevessül ediyoruz? Diyor ki İmam Şafii rahmetullahi aleyh haram yerken acı gelir. Sonra alışınca o ona aldırmaz diyor değerli kardeşlerim. Evvela faiz helal, halal lokma acı gelir. Ama yavaş yavaş kredi kartı çekildikçe bu harama döner. O zaman alışık hale gelir. Maalesef umredeyiz. Akşam orucumuzu açtık Kabe'nin üzerinde. Sofra açtık namazdan sonra ben konuşuyorum. Krediden bahsettim. Birini kalktı ayağa. Hocam ben gelirken bankadan kredi çektim. Ne aram olsun dedi.
Ya adam gelmeye mecbur değil, farz değil, vacip değil. Niye geldin madem krediyle? Yeah. Ramazan kredisi çekiyor adam. Allah. Bayram kredisi çekiyor, kurbanı krediyle kesiyor. Bu kurbandan hayır gelir mi? Hacca giderken kredi çekersen o hacın kabul olur mu? Allah aşkına söyler misiniz? Niye dualar kabul olmuyormuş? Lokma, lokma, lokma değerli kardeşlerim. Konya'da bir sahibi mi vardı? Kırklardan bir zat. Çok sohbetim oldu, birlikteyim oldu. Derdi ki, kalbe giden bir damar var. Aort atar damarı veya toplar damarı. O diyemez de öyle derdi. Eğer lokma tıyıp olursa, temiz olursa, görünmeyen kapakçıklar var. Birinci kapakçık, La ilahe illallah açılır. İkinciye vurur, o da La ilahe illallah açılır. Lokma temiz olursa. Sonra başlar kalp, La ilahe illallah, La ilahe illallah, kan pompalar kalp. Ayak tırnağından beyin tırnağına kadar, beyin terdelerine kadar helal lokma pompalanır derdi. Bakınız, helal lokma böyle çalışır. Ama lokma haramsa, lokma şüpheliyse, birinci kapakçık La ilahe illallah açılır, ikinci kapakçık durur. Saatin durduğu gibi o zaman duanında faydası olmaz, namazında faydası olmaz, orucunda faydası olmaz der değerli kardeşlerim. Hem hacıyım, hocasıyım, hocayım dersin hem de oynadığın dallarda vay bu da öyemez. Kuzum derdi, katranla pekmezi karıştırıyorsun ya. Birisi pekmez, biri katran derdi böyle anlatırdı da. Yani kalbe lokma helal inerse bütün vücutta damarlar açılıyor. Allah Allah diye zikrediyor. Bir kardeşimiz vardı bizim Bayındırlık Müdürlüğü'nde Cumali diye. Kaşınıyor Adanalı. Gidiyor doktora sosyete ucuz diyorlar. Ya dedik burada dişçi baba var. Teller pazarına bir git bakalım. Gidiyor kapıdan giriyor. Oo maşallah yaranım maşallah maşallah. Kaç tevhid çekiyorsun oğlum 10.000 defa. Oğlum kalbi yakmış bu. Bu kıpır kıpır giden gezenler bu zikrullah geziyor. Tevhidi azal selavatı çoğalt demiş. Allah. 3 gün sonra ne kaşıntı kaldı ne bir şey kaldı. Evet. Demek ki helal lokma girdiği zaman damarlarda kaşıntı yapıyor dolaşıyor. Haram lokmayı anında durduruyor değerli kardeşlerim. Halis amcamız vardı da. Allah rahmet eylesin. Bir düğün yemeğine gittik diyor. Lokmayı aldı eve zor yetiştirdim diyor, ölecekti diyor. Lokma boğazına kalmış. Haram olduğundan dolayı. O düğün yemeği banka parasıyla çalıştığı için eyvah halimize. Eve zor yetiştirdim diyor değerli kardeşlerim. Lokma, lokma, lokma. Lokma tıyıp olursa, temiz olursa evlat asi olmaz. O evladın vatana faydası olur. Anaya babaya faydası olur. Topluma faydası olur değerli kardeşlerim. Haram lokmadan yetişen evlattan devlete, millete, anaya, babaya faydası olmaz. Aynen. Aynı zamanda kötülük yapar. Değerli kardeşlerim, hatırlatıyorum. Niçin dualar kabul olmuyor? Lokmalara dikkat etmediğimizden dolayı. 2. Duanın kabul olması takva sahibi olacağız. Şuurlu olacağız. Yani kötülüklerden sakınacağız. Haramlardan kaçınacağız ki Cenab-ı Hak duamızı kabul eylesin diyoruz. 3. Evliyayı vesile edeceğiz. Ya Rabbi himmet et. Büyükler hürmetine Allah'ım olabilir. Resulü Zişan hürmetine Allah'ım dualarımızı kabul et diyeceğiz. Cenab-ı Hak o zaman duaları kabul eder. Sayın seyirciler, bir anekdot anlatacağım canlı olarak. Yıl 89. Bize yakın bu camide Ahmet Sarısoman vardı imam. Evet. Hareketli bir gençti. Ladikli. Ladikli. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Belediye başkanı olarak vefat etti. Hocam hacca gideceğiz dedi. Ben 30 tane pasaport topladık. Ama vize alamadık. Hac zamanı gelmek üzere.
Daha önce gittik olmadı Ankara'ya. Ahmet Hoca'ya bir Yasin okuduk Ladikli Ahmet'e. Ertesi gün mezup çıkmış gelmiş Ahmet Hoca'ya. Ahmet Hoca bana emir verdi. Bize gizli alacağım demiş hocam. Allah eve geldi bizim eve. Allah hocam Allah dedi Ahmet Hoca dedi ki Ali Galip Hoca gel. Halk çekecekler buradan vizelerini alacaksın dedi. Ben alacağım dedi. Allah. Ertesi sabah Ahmet'i ben Ankara'ya gönderdim. Gidiyor Cuma günü vaaz ediyorum bu camide. Diyor ki Suud Seferi haç kotası bitti diyor. Yok. İsrar ediyorlar. Ahmet Ağa'nın emri bu. Mevlana gibi zat. Ben bir görüşeyim diyor. Ancak kral vizesi olabilir diyor. Ertesi gün Cuma günü 30 tane vize geliyor bize. Allah kral Allah. Vizesi özel. Günlerden pazartesi. Allah. Irak vizesi geldi çıktık. Ama umutsuz sayın hocam. Kapıya vardım ben. Pasaport elimde. Pasaportlar. Selamünaleyküm dedim. Adam baktı teğmen kızdı. Yallah ya ruh defol git dedi. Aç kapandı. Sabır şu ve yahi. Şu feyaziye pasaport hususesi dedim. Sabret bak bir. Ben de bilmiyorum. Bir bahtek özel işaretler. Kral işareti. Aman aldı. Tak 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 tak. Hemen geçin hemen. 30 saniye. 30 dakika sürmedi ya. Hemen imzadı geçtik. Kimisi ağlar. Kimisi dua eder. Vardık Harem-i Şerife. Cömert vardı. Fazıl Cömert. Otobüste çekti gitti evlerine, komşularına, arkadaşlarına. Biz 10-15 gün Kabe'de kaldık. İhram'da çıkaramadık. Hocam dediler neyle geldin? Otobüste. Allah Allah. Milli Görüş 5000 kişi getiremedi o sene. Diyanet götüremedi otobüste. Bir tek biz gelmişiz. Allah. Hangi şirket hocam? Korsan Turizm. Hocam nerede kardeş? Merver Palas'ta dedim ben. Merver Palas. Kabe'de kalıyoruz ya. 18 saat 90 oradayız. Allah. Sayın seyirciler, bu evliyanın merhameti, himmeti öldükten sonra devam eder. İhlas, samimi. 30 kişi biz bu olayı yaşadık. Canlı şahidiz. Ahmet Ağa'nın emri, himmetiyle hacca gittik, evet. Geldik. Diyanet götüremezken, Milli Görüş götüremezken biz bir otobüs gittik. Hem de vizesiz gittik değerli kardeşlerim. Korsan Turizm. Korsan Turizm olarak gittik. Evet. Ya büyüklerden Allah. Yardım istenebilir. Ya Rabbi himmet et denir. Allah Allah. 4. Dua aç karnı edilmelidir. Tok karnı edilince dua pek kabul olmuyor. Çünkü kalp meşgul oluyor. Eğer aç karnına dua edilirse Cenab-ı Hak kabul eder diyor. Gerçi hocam kazanlar kuruluyor. Milletin gözü kazanlarda. Açık dua uzayınca hocam duayı uzat dediler bana. Açık uzatınca hocam kes dediler fazla uzatma dediler. Niye kazanlar orada da ondan dolayı. Akılları orada. Bir anekdot da anlatayım hocam. Sayın seyirciler. Bir köyde yağmur duası yaptık. Biz çıkıncaya kadar dolmuş sofralar bize yer yok. Ben yemeğe de niyetime gelecek gideceğim. Bırakmadılar beni. Bir ahıra soktular ağır. Ağırdan bozun bir kümes gibi. Malların olduğu yerde. Orada bize yemek yedirdiler. Allah. Hacı amca var yanımızda. Benim yaşlarımda var. Ah dedi sormayın dedi. Bizim burada bir hoca efendi vardı. Yağmur duasına çıkardık. Anında yağmur yağardı. Şimdi hocalarda da iş yok dedi. Bak şimdi tanımıyor bizi. Hocalarda da iş yok dedi. Dedim haklısın hacı amca. Süleyman aleyhisselam yağmur duasına çıkıyormuş. Bir karınca kâlet yeneblötün vahide. Dişi bir karınca çekiliyor Süleyman geliyor. Süleyman aleyhisselam diyor ki mübarek zalim bir ordu muyuz? Hayır siz cihat ordusunuz. Engel olmayalım dedi dedim. Ya Süleyman nereye gidiyorsun? Yağmur duası yapacağım. Ben bir dua edeyim sen de amin de diyor karınca. Bir dua eder bir dua eder karınca şakır şakır yağmur yağar. Ağaca saklanmış karınca. Süleyman aleyhisselam ey mübarek ne güzel de ağzın varmış der. Evet ama arkada amin diyen Süleyman var. Hoca öyleymiş ama arkada faize girmeyen, kredi almayan, küs olmayan bir cemaat varmış. Ki Allah yağmuru veriyor hoca ile beraber. Şimdi biz de antikeyiz ya bize de hayat yok da. İşte değerli kardeşlerim şartları bu. Bunlar olsa ancak Cenab-ı Hak yağmur verecek, duamızı kabul edecek. Aynen ben de hatırlıyorum hocam öyle bir anım var benim de.
Hiç güneşlik, güllük, gülistanlık böyle yağmur duasına çıktık. Bizim köyün yakınına 3-4 köy birleşti. Orada tabii dua yaptık. Kuzular meleşiyor, çocuklara şeker dağılıyor, bilmem ne oluyor. Duadan sonra duayı zor bitirdi hoca efendim. Maşallah, elhamdülillah. Köye zor attık kendimizi. Sene 78'lerde, 79'larda falan. Ben öyle hatırlıyorum. Demek ki halk sağlammış yani. Gerçekten öyle. Maide suresi 27. ayet. Allah-u Teala ancak takva sahiplerinin duasını kabul ederdir değerli kardeşlerim. 4. 5. 5 vakit namaz kılmalı ki Allah'tan dua istemeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazdan sonra yapılan dua kabul edilir. Beyhaki. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmeli diyor. Kabul olmasın duanın değerli kardeşlerim. Şimdi biz acaba bunu yapabiliyor muyuz? Ona bakalım. Çünkü Kur'an şöyle diyor estağfirullah. Ve men a'raza an zikri, kim namazdan yüz çevirirse, zikir namazdır burada. Namazı kılmazsa, namazı terk ederse, Allah ile barışık olmazsa fe inel ma'işetten zayike dar bir geçim vardır diyor. Buyur. Bugün enflasyonist baskı var. 185 civarında enflasyon var diyorlar. İmam-ı Gazali'ye sorarlar 1200 yıllarında. Ya imam kıtlık olmuş. Darlık var, pahalılık var. Niçin oldu? Dua et ya imam. Allah'a yakın olursanız ucuzluk gelir. Uzak oldukça ucuzluk gelmez demiş İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Sayın seyirciler, Allah'a yakın mıyız değil miyiz ne diyorsunuz? Ve men a'raza an zikri, kim zikrimizden yüz çevirirse, namaz kılmazsa fe inne lehu ma'işeten zâke, dar bir geçim vardır diyor. Geçen de bir istatistik yazı okudum. Endonezya namaz kılanlarsa %95. Malezya %85. Değerli kardeşlerim. Ve Afrika ülkeleri %50'den aşağı değil. Somali %75. Somali. Rusya %20 namaz kılıyor. Rusya'daki Müslümanlar. Türkiye %95 Müslüman, %20 namaz kılıyoruz. Allah Allah. Namaz kılanlarsa %20. Onda o şuurla kılmıyoruz değerli yani kardeşlerim. Rusya ile eşit durumdayız. Rusya ile eşit durumdayız. Ve nahşur yevme kıyameti ama kıyamet günü onu kör olarak haşrederiz. Allah konuşturuyor. Kale. Rabbi limi haşerteni yâme. Ya Rabbi ben niye kör kaldırıyorsun? Ben görüyordum. Cenab-ı Hak kâle kezâlike etetke âyâtüne feresîte ve kezâke yevmetünse. Ayetlerimizi unuttun. Namazla barışık olmadın. Oruçla barışık olmadın. Şimdi unutuluyorsun diyor Cenab-ı Hak değerli kardeşlerim. Demek ki namaz kılmayan evde bereket olmaz. Namaz kılmayan bir evde mutlaka rızık darlığı olur. Belki 10 bin lira bir yere koşsun ama yarın bir bela bulsa belki alır götürür onu da. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. Sıkıntılı, oruçlu ve borçlu bir kimse günde 1000 defa la havle ve la kuvvete illa billahil azim derse faydası olur diyor. Borçlu olan bir insan, gerçek ödemek isteyen bir insan. Değerli kardeşlerim, dua ederken ihlas ve şuurlu olması lazım dua edenin. Sayın seyirciler, bir kayda daha var. Ben kendime dua ederken 10 tane şart olacak. Bak şartları sayıyorum. Ama bana başkası dua ederken tüm şartlar kalkıyor. Ben başkasına ederken tüm şartlar kalkıyor. Cenab-ı Hak duayı kabul ediyor. Aradaki fırsatı görüyor musunuz? Öyleyse biz size, siz bize dua edin. Olmaz mı sayın seyirciler? Dua edin bize de. İki Can Sultanı Sallas Beyşi diyor ki şu beş şey terk edilse 5 tane bela gelir diyor. Bir, zekat verilmezse, tarladan kalkan mahsulün zekatı öşrü verilmezse yağmurlar mevsimsiz yağar diyor. Nisan'da yağmaz, Mayıs'ta olmaz. Başka zaman yağ, o da felaket olur diyor. Bugün öşür verilmiyor köylerde. Öyle hocam, doğru. Ve etu hakkahu ve mahasadi. Mayde, hasat mevsimi gelince hakkını verin diyor Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak eyyüve Bakara
264. Ya yerlezine emanü. Ey iman edenler, tayyibatim me kesebtüm. Kazandığınız malların temizlerinden verin diyor. İyisini verin. Kabil gibi vermeyin. Habil gibi yürekten verin diyor. Emme ahrajna lekum min al-arz. Ki onları arpayı çıkaran benim, buğdayı veren benim, pancarı veren benim, havucu veren benim, kavunu veren benim, karpuzu veren benim, elmayı veren benim, hayatı veren benim, güneşi veren benim, aklı veren benim, evladı veren benim, parayı veren benim. Öyleyse kazandığınız mallardan temizlerini veriyor değerli kardeşlerim. Öşür onda bir verilecek, verilecektir değerli kardeşlerim. Evet. Ve evvel makul lisel ve mahrum, onların mallarında, bizim mallarımızda yetimlerin, miskinlerin, fakirlerin hakkı vardır diyor Kur'an. Bir kaide var. 100.000 lira paramız var. 2.500 lira zekat vereceğiz. Bu parayı ayırmazsan tüm para harama giriyor değerli kardeşlerim. Hatırlatıyorum ben. Öşür vermeyenleri hatırlatıyorum. Ya buğdayı veren Allah. Yağmuru verecek Allah. Bereketi Allah verecek sana. Öyleyse çıkan maldan Allah'ın emrettiği şekilde onları bir gibi hissen ayır. İmam-ı Azam'a göre buğdayı çıkarırsın, ayırırsın, emeğe katabilirsin. İmam-ı Şafii'ye göre öşürünü vermeden eve buğdayı katmak haramdır diyor. Helal değildir diyor İmam-ı Şafii radıyallahu anh. Hiçbir şey masraflarını falan ayırmadan direkt ayırmayacaksın kesin. Onda birini vereceksin değil mi hocam öyle? Masraf düşünmez. İbn-i Abidin Fetabayin diye evet, kaynak olarak veriyorum. Değerli kardeşlerim, demek ki öşür verilmezse yağmur mevsimsiz yağar diyor. Zina artarsa Allah bilmeyen hastalıkları bela eder diyor. Geliyor mu başımıza? Evet. İşte Covid binlerce insanın canını aldı götürdü. AIDS hastalığı. Domuz gribi. Niçinmiş? Zina evet, öyle yaygınlaştı ki Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki öyle bir zaman gelecek ki onlar sokakta cuma sergisi etmeye çalışacaksınız diyor. Anlatı trenvaylarda utanıyoruz diyorlar oturmaktan. Evet. Şems Camii'nin yanında kadın öpüşüyor adamla. Açıktan aşağı. Ne hale geldik görüyor musun sayın seyirciler? Allah buna rağmen ekmek giriyor da yiyoruz. Ve diyor ki eğer ölçü tartıda hile olursa yeah, dürüst olmazsak, adaletsiz olursak Cenab-ı Hak paranızın bereketini kaldırır diyor yahu. Niye bereket yok paranın? Yeah. Niye deflasyon, enflasyon var bu kadar hızlı gidiyor? Niye gavurun parası ayakta bizim gibi batıyor? Hep bizden kaynaklı yönden dolayı değerli kardeşlerim. İktisadi olarak cevap veremeyeceğim ama din olarak derim ki gelin Allah'a yalvaralım, yakaralım da Cenab-ı Hak bize bağışlasın diyoruz. Cenab-ı Hak. Demek ki bu olaylar dikkat edilmezse başımıza belalar geliyor. Yağmurun mevsimsiz yağması bundan dolayı geliyor değerli kardeşlerim. Ve duanın kabul olması için tekrar edelim, faiz gibi kredilerden uzak olmak lazım. Bankalardan uzak duruyor. Yahu Cenab-ı Hak buyuruyor ki emakullahu riba ve hür bir sadakat. Riba haram, bereketsiz ticaret helal. Sadaka berekettir diyor ve bereket getirir. Ya yuhellezi emmet. Başka bir ayeti ki Cenab-ı Hak diyor ki emakullahu riba ve hür bir sadakat. Başka ayette de faiz bereketi götürür, ticaret bereketi getirir diyor değerli kardeşlerim. Yine ayet-i kerime Bakara suresi, kim faizi yerse Allah'a peygamberle savaş açmıştır diyor. Bu ümmet Allah'a peygamberle savaş açtığımız için başımız dertten kurtulmuyor yahu. Evet. Allah'a peygamberle savaş açan kim olabilir? Nemrut açtı belasını buldu. Firavun açtı belasını buldu. Belam Bahira açtı belasını buldu. Allah'a peygambere savaş açanlar iflah etmiyor değerli kardeşlerim. Öyleyse deriz ki yağmur duasına çıkmadan bunlara dikkat edelim. Lokmamıza dikkat edelim. Sabredelim. Küsler barışsın ve
fakir fukara sevinsin, sonra gidelim diyorum. Evet hocam, sorulara geçelim inşallah. Evet hocam, geçelim inşallah. Defterimi ver bana. Tamam hocam, vereyim. Hocam kardeşimizin bir tanesi diyor ki, Bursa'dan arıyorum. Kefaret orucuna niyet ettim. 58 gün ara vermeden tuttum hocam diyor. Ama sonra Ramazan orucu başladı. Kalan iki orucu ne yapacağım? Tutacak mıyım yoksa tekrar yeniden mi başlayacağım diyor. Ramazan bitti. Eyvah. Yani, kefaret orucu kesilemez hiçbir şekilde. Son şeyine gelmiş, demine gelmiş ama kesilemez. Ancak bayanlar müstesna kesebilirler. Onların ayarları var. Tabii. Bu kardeş 58 gün tuttu, Ramazan geldi. Kefarete devam edecekti niyet olarak. Ya. 60 bini tamamladıktan sonra Ramazan'a geçecekti. Ramazan'a girecek değil mi? Ramazan'dan sonra Ramazan'ı bir kaza ederdi. Ama şimdi sıfırladı. Kilometre sıfır. Tekrar baştan tutacak 61 orucunu. Tabii, Ramazan orucuna niyet etmeseydi, kefaret devam etseydi. Yani. Önceden sormuş olsaydı bize, tabii. Biz cevap verirdik, hiç olmazsa Cenab-ı Hak boşa götürmezdi. Gerçi nafile oruç sevap olmuştur inşallah ama gitti, kefaret sıfırlayacaksın, oldu. Tek orucu tutacaksın diyorum. Evet hocam. Evet. Allah inşallah kabul eder ama Ramazan'a devam etmiş olsaydı, devam etmemiş olsaydı kefareti geçerli olurdu. Hocam diğer bir kardeşimiz Urfa'dan arıyormuş. Bu ithalat ve ihracat işi yapıyormuş. Banka akratif açıyor. Nasıl vereceğiz biz burada durumda zekatımızı diyor. Değerli kardeşlerim, mal gönderdin dış güçlere, dış ülkelere. Dış ülkelere. Adam sonra akratif açtı. Evet. Akratif açtı, o para senin. Ramazan'da geldi. Onun zekatını 1/40 vereceksin. %2,5 vereceksin. Evet. Veya mal geldi sana, mal sipariş ettin, ambardan alacaksın. Gümrükte bekliyor. Kaç paralık şu? Piyasa değeri nedir onun? Toplam piyasa değeri. O malın zekatını vereceksin. Eldeki parayı hesap edeceksiniz. Para elinizde ne var? Borç ne var? Akitlik ne kadar paranız var? Veya gümrüğe gelen mal ne kadar değerinde? Ortaya koyduktan sonra bunların zekatlarını ayrı ayrı vereceksiniz. Zaman ne zaman geldiyse o zaman. Ama şirketse nasıl verilecek, o var işte. Evet. Şirketse ortaklar konuşulacak. Diyecek ki mesul olan genel müdür. Ben hepinizin adına zekat verebilir miyim diyecek. Onay alacak. Eğer ortaklar tamam verdiyse verebilirler. Dememişse genel müdür zekat olarak veremez kimseye bir şey. Bu akletin makine geldi, şirketin malı. Şirket sahiplerinin vermesi gerekiyor. İki şık var. Ya rızaları alınır, toplam verilir veya herkes hisse düşen bildirilir, hissesine göre adam zekat verir. Ama şirketler mutlaka zekatlarını verecekler. Tekrar ediyorum, genel müdür İzin almadıkça zekat vermeyi izin veremez. Şimdi zekat veremez. Verirse de boşuna gider. Sadaka olur. Geçmişte oldukları bunu yaptılar. İkaz evet. ettik biz. Ama çoklar iflas etti gitti işte battılar. Yani. Bunlara dikkat edilmesi lazım değerli kardeşlerim. Hassas konu çünkü. Hocam diğer bir kardeşimiz Kütahya'dan aramışlar bizi. Oğlum Ukrayna'da dönerciydi diyor. Bu kardeşimiz eğer ülkeme dönersem sağ salim sığır keseceğim diye böyle bir şey yapmış. Allah'a söz vermiş. Ve nihayetinde elhamdülillah ülkemize döndü. Şu an yanımızda diyor. Bunu diyor kesecek miyiz? Veya bu sığırın yerine acaba diyor koyun kessek olur mu diyor. Yani değerli, sığır diye niyet edilmiş. Değerli kardeşlerim. Evet. Hanefi ve Şafii mezhepler. Bunda şu da var. Sorunun devamında hocam. Özür dilerim. Bunun şeyini torunlarıma yedirebilir miyim? Kestikten sonra diyor. Etini. Etini evet. Tamam. Böyle bir soru sormuş. Buyurun hocam. Hanefi Şafii mezheplerine göre değerli kardeşlerim, helal olan bir adak yapılabilir. Allah'a söz vermek demek de vaciptir. Evet. Siz ne demişsiniz? Sığır keseceğim demişsiniz. Ukrayna'dan olan gelmiş.
kurtulmuş gelmiş. Evet, sağ salim. Sığır kesilecek. Koyun olmaz. Mutlaka sığır alacaksınız, keseceksiniz. Ne söz verildiyse o. Parasını da veremezsiniz birine. Evet. Parayla da olmaz. Sığır alacaksınız, kesilecek. Kesildikten sonra değerli kardeşlerim, fakire, fukara eti yenecek. Ha, bu adak eti olduğu için usul yiyemez. Yani anne, baba, dede, nine, nine yiyemez. Furu aşağı doğru. Oğul, kız, torun, torun, torunu torunu bu etten yiyemezler. Zekat veremezsiniz. Fıtra alamazlar. Adak kurbanını yiyemezler. Kimler yiyemez? Zenginler yiyemez. Evet. Adam zengin. Adama kurban eti veremezsin. Çünkü bu adak, evet, kurbanı. Bu tamam fakirlerin hakkıdır. Fakirlere verilecektir. Tekrar edeyim. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre adak adanmışsa kurban kesmek vacipti. Adak uygunsa, yani sünnet uygunsa. Siz mutlaka sığır keseceksiniz. Kaç taraf olursa olsun. Koyun yerine geçmez. Sığır ortada olduğundan dolayı. Cenab-ı Hak kabul etsin diyoruz. İnşallah. İnşallah. Hocam, kardeşimizin biri de diyor ki benim kardeşlerimin çocukları var. Fakir, okuyorlar. Onlara zekat vermek istiyorum. Zekat olur mu? Bunu diyor, gıda olarak da verebilir miyiz diye böyle bir soru yönetmiş kardeşimiz. Hocam işaret diyorlar, reklamlar diyorlar. Öyle mi? Reklamdan sonra şey devam edelim inşallah. Tamam. Bizden ayrılmayın sayın seyirciler, reklamlar tamam diyoruz. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Gönül hun oldu şevkinden, boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrana, dayandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrana, dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalille ferahnâkek ki yandım ya Resulallah. Cemalille ferahnâkek ki yandım ya Resulallah. Habibi kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Habibi kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümasın sen. Muazzam bir sehasın sen, dilersen rûnümasın sen. Evet hocam, ikinci bölüme ilahiyle girdik. Sorularımıza devam ediyoruz.
Evet. Kardeşimizin bir tanesi şunu söylemişti. Hocam benim kardeşlerim fakir. Fakat çocukları okuyor. Onlara zekat vermek istiyorum. Olur mu? Zekatımı verebilir miyim? Diye böyle bir soru yöneltmiş. Ayrıca kıda olarak da alabilir miyim? Diye böyle bir soru soruyor kardeşim. Buyurun hocam. Her cuma hutbesinde okunuyor ya ayet sonu. Evet. Estağfirullah. İnna Allah suresinin 90. ayeti. Muhakkak ki Allah adaletle emreder. İyiliği. Vel ihsan iyiliği emreder. Ve ite izri kurba yakınları emreder. Demek ki Cenab-ı Hak adaleti emrederken, vermeyi emrederken yakınlara iyiliği emrediyor evvela. Ve yenhe anil fahşai vel münker her türlü kötülüklerden men eder diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse kardeşe zekat verilebilir. Yeğene verebilirsiniz. Ve amca, dayı, hala, teyzeye zekat verebilirsiniz. Sakıncası yok. Ancak usule verilmez. Yani anne, baba, dede, nineye. Furu'a verilmez. Kime? Evlada, kıza, oğlana, torna zekat verilmez. Bu açıdan siz kardeşinizin zekatınızı verin. Gıda olarak da verebilirsiniz. Önemli değil. Alırsınız gıdayı, zekat parasını oraya verebilirsiniz. Daha güzel olur. Allah daha çok razı olur. Çünkü yakınlarınıza iyiliği emrediyor Cenab-ı Hak. Onlar da kardeşinizse onları gözetin. Onları zekatla destekleyin derim. Evet hocam. Evet hocam. Kardeşimizin bir tanesi de hocam Eskişehir'den aramışlar bizi. Kızımızı nişanladık. Nikah kıyıldı. Ama daha sonra bunların araları bozuldu. Ayrıldılar. Bu durumda biz onlardan mihir alabilir miyiz? Diye böyle bir soru. Yönetmiş. Ayrıca diyor şu anda isteyenler var. O bozulduktan sonra kızımızı verebilir miyiz diyor. Bunun belli bir müddeti var tabi hocam. Evlenmişler evet. Ama resmi olarak. Bir yeni nikah kıyılmışsa tamamdır. Mesele yoktur. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre eğer cinsel temas olmamışsa mihrin yarısını alır. Evet. Ancak cinsel temas olmuşsa tamamını alır. Bu da ikisinin arasında olan bir şey. Kimse bilemez bunu. Nikah kıyıldı. Nasıl karım diye. Birleşme olmuşsa onu oğlan bilecek, kız bilecek. O zaman mihrin tamamını alacaktır. Yoksa ayrılmışsa mihrin yarısını alır. Evlenmeye gelince çok enteresan değerli kardeşlerim. Günümüzde çok vuku buluyor. Evlenmeye gelince mahkemede boşanıyor. Avukatlar kanalıyla. Bazen erkek boşanmak da istemiyor. Mahkemenin boşadığı 3 talaktan 1 talak gider. Evet. Bir kadın erkeğe 3 talakla bağlanır. 2 talak duruyor. Bayın talak meydana gelir. Gerekirse tekrar birleşebilme imkanları var. Birleşebilirler. Ama oğlan ağzından şart çıkmamışsa. Şimdi buna rağmen o erkeğin boşaması lazım bunu. 3 talakla boşaması lazım. 2 defa da falancayı boşadım diye şart etmesi lazım. Boşamadığı müddetçe başkasına bu evlenemez. Ölünceye kadar evlenemez. Yani boşamadıktan sonra bu nikah geçerli. Ben kaynak söylüyorum. Mebsut, Fetva Hindiye, İbn-i Abidin, Fıkıhsı'la Kamusiye, Bahru Rai Kesler bunlar. Biz bu konuyu çok tartıştık. Çok tartıştık değerli kardeşlerim. Bir daha söylüyorum. Evet, devlet İslamken Osmanlı Devleti İslam'la idare ediliyordu. O zaman kadı bir takım yetkilere sahipti. Kadı tayin ediyordu. Erkeklere bir tane, kızlara bir tane vekil tayin ediyor. Onlar konuşmalar yapıyor aralarında. Aileler arası konuşuyorlar. En son eğer olmayacaksa boşama hakkını alıyorlardı kızdan. Uzlaştırmacılar neticesinde. Uzlaşmacı. Yok olmayacaksa meşru hastalık olabilir, başkası meşru olabilir. O zaman diyorlar ki boşayabilirsin diyorlardı. O zaman boş oluyordu, hakim boşadı. Evet. Ama şimdi öyle değil. Adam
Avrupa'da faydalanmak için karısını boşamış. Burada da var böyle. Burada var hocam. Mahkeme maaşı, babasının maaşına konmak için boşanıyor. Alıyorlar hocam. Evet. Sen bu tarzın başa geliyordur. Evet. Öyleyse tekrar ediyorum dinleyicilerime. YouTube'da bizim konuşmalar aktarılıyor. Kesinlikle mahkemenin boşadığı boşanma sayılmaz. Üç talaktan biri gider. Birleşme mümkündür. Tekrar başka biriyle evlenmesi mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü dinen nikah kıyılmıştı ondan dolayı değerli kardeşlerim. Bu arada bir şey hatırlatayım. Dışarıdan bir hoca geliyormuş üniversiteye hocam buralarda. Evet. Şii bir imam. Sakal Göbek'te. Diyorlar bir arada kalın size nikah kıyayım. Belki sen duymuşsunuzdur. Bosna Hersek'te çok oluyormuş bu işler. Bunlar karı koca oluyorlar. Birisi bana canlı yayında burada sordu. Muhte nikahı. 4 yıl birlikte kalmışlar. Sordum kızım sen hangi mezhep, Hanifi mezhep der. Sonra diyor o hocam gitti diyor meğer onun karısı varmış, 4 çocuğu varmış diyor. Ben ortada kaldım. Bana dönür geliyor baba bile diyecek ben ne yapayım diyor. Eyvah dedim ben Anadolu gencini yakacaksın. Ya. Sen evlenemezsin o adamla. İki şahit de kıyılmış. O adam nikahını vermedikçe sen evlenemezsin. Evlenirsen zina olur. Çocukların piç olur dedim. Artık ne yaptığımı bilemiyorum ama cemiyeti kariyen bir yarası bu değerli kardeşlerim. Yine canlı yayında ben bunu anlattıktan sonra 5-6 telefon geldi biz de böyleydik diye. Allah'ım ıslah etsin inşallah. Tekrar ediyorum. Kanunen boşandığı zaman 3 talaktan bir talak gider. Bain talak olur. Tekrar buna birleşebilirler. Aksi halde o kadın erkek boşamadığı müddetçe başkası evlenemez. Nikah kıyamaz. Kıyarsa zina olur. Çocuklar gayrimeşru olur. Evet hocam. Hocam sorunun bir tanesi de aynı buna benzer bir soru da. Diyor ki biz öfkeyle avukata verdik. Kavga ettik ailemizle, ailemle. Beyimle kavga ettim. Kanunen boşandık diyor. Şimdi diyor uzlaştırmacılar girdi. Şimdi birleşmek istiyoruz. Ne yapabiliriz hocam diyor. Tekrar edelim. 3 talaktan biri gitti. Yani hakim boşadı. 2 talakla ayaktasınız. Pişmanlık varsa ki bayin talağa dönüşmüş oluyor. Bu aradan müddet geçiyor, zaman geçiyor. İki erkek şahit bulursunuz ve o şahitler nikahlarınızı kıyar. Tekrar karı koca olabilirsin 2 iple. Ama eğer kocanız başka zamanlarda 2 defa da boşama olayını söylemişse o zaman bir araya gelemezsiniz. Tekrar ediyorum. Eğer adam 2 defa demiş bir de kanun boşaması olmaz. Bir anekdot anlatacağım sayın seyirciler. Viyana'dayım. Viyana'da nikaha götürüyorlar. Ben giderken sorarım kim bunlar diye. Tabii Hristiyanla Müslümanın nikahı olmaz. Dediler hocam bu Müslüman bunlar. Evlerine gittik, oturduk hocam. 2 tane çocuk var, oynuyorlar. Meğer o çocuklar onlarmış. Hocam dedi biz mahkemeye gittik, boşandık. Evet. Ama tekrar birleşmek istiyoruz. Niçin? Maaş almak için. Peki dedim. Başka bir zaman sen boşadın mı? Karısı Medovalı. Müslüman olmuş. Pürtesettir. Evet hocam dedi. Kadın Türkçe biliyor. Falanca gün seni boşadım dedi. Başka bir daha söyledi. 3 defa söylemiş. Oho dedim sizin işiniz bitmiş oğlum. Bitmiş. Sen niçin böyle yaptın diye sordum. Oğlanım hocam. Oğlan Türkiye'li. Anası babası Müslüman. Yalvarıyor hocam nikahı kıy diye. O ne diyor biliyor musun kız? Medovalı kız. Kur'an'ı öğrenmiş, Moldovalı. Arapça öğrenmiş, Medovalı kız. Moldovalı. Hocam dedi, ben zorla İslam'ı kabul etmişim, zorla bulmuşum. Ben haram işlemek istemiyorum, kaderime razıyım. Ben evlenmem dedi. Şuura bak hocam. Şuura bak ya. O Medovalı bir kız, ben bu İslam'ı zorla buldum. Bundan dolayı haram işlemek istemiyorum dedi. Anası babası ileri nikah ediyor. Evet.
Anekdot anlattım ama haberiniz olsun değerli kardeşlerim. Maşallah. Evet hocam. Hocam kardeşimizin bir tanesi de 7. soruda diyor ki 5 sene sonrasında bir çocuğumuz oldu. Evlendikten sonra buna akika kurbanı kesin dediler diyor. Nasıl ve ne şekilde keseceğiz bu çocuğumuza diyor ve bundan biz yiyebilir miyiz diyor. Evet. Akika kurbanını yiyebilirsiniz tabii. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre değerli kardeşlerim, evet, akika kurbanı menduptur. Şafilerde sünnettir. Şafii mezhebinde değerli kardeşlerim, erkeğe iki tane kurban, kıza bir tane kesilir. Evet. 7 gün içinde olur. Çocuğun saçları taranır, kesilir, ona göre ağırlığına göre para da verilir. Evet. Ve sonra da kesebilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'e akika kurbanı kestiğini biliyoruz. Evet. Öyleyse Şafii mezhebine göre, sünnet olduğuna göre, Hanefi'ye göre müstehap güzel bir menduptur. Ama siz o çocuk için akika kurbanı kesin. Akika demek değerli kardeşlerim, çocuğun saçları, akika yeniden doğan çocukların başındaki kıllara deniyor akika diye. Hı. Bu İslam'dan önce de varmış kurban kesmek. Hı. Sonra da varmış değerli kardeşlerim. Evet, erkek için 2 tane, kız için 1 tane kesilir. Etinden herkes yiyebilir, bir sakıncası yok. Adak değil adaktan çünkü. Adaktan yiyemiyor değil mi hocam? Adak olduğu için yiyemez. Adakla akikayı karıştırıyoruz. Evet, bunu da yiyebilir ama hocam. Evet. Hocam Allah razı olsun, ağzınıza sağlık. Hocam Şafii mezhebine göre diyor, biz denizden çıkan babam olsa yenir diyor. Denizden çıkan her şey yenir mi diyor. Deniz hayvanlarının yenenleri nedir, yenmeyenleri nelerdir? Bunlara bir açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Biz genelde Hanefi ve Şafii mezheplerine göre açıklıyoruz. Evet. Hanefi mezhebine göre denizde yaşayan balık türünden olan şeyler yenir. Hem karada hem denizde yaşayan balık yenmez. Bunlar neler yenmez? 1. Timsah yenmez Hanefi mezhebinde. Aygır, deniz aygırı yenmez. Timsahlar zaten o tatlı sular yaşamıyor hocam onlar. Evet. Tatlı suda yaşıyor. Köpek balığı yenmez. Evet, köpek balığı. Yılan balığı yenmez. İstakoz yenmez. Salyangoz yenmez. Midye yenmez. Karides yenmez değerli kardeşlerim. Aynı zamanda kaplumbağa da yenmez. Hocam bunlar saydıklar çok rahat satılıyor. Şeyde, İstanbul'da, sahil memleketlerde yeniyor. Karides, istakoz. Biz tabi yani. Haram olur bunlar yenmesi. Buyur. İçki haram, kumar haramsa bunlar da haramdır. Bir daha söylüyorum değerli kardeşlerim. Balık türünden olan, balığa benzeyen, denizde yaşayan hayvanlar yenir, balık türleri. Balık türleri. Ama yenmeyen timsah. Süzgeç olanlar diyelim hocam onları değil mi? Evet. Süzgeç olanlar mesela. Süzgeç olanlar. Tabii. Aygır yenmez. Deniz aygırı. Tabii. Timsah yenmez. Deniz kaplumbağası kaplumbağa yenmez. Kurbağa yenmez. Ondan sonra istikoz yenmez. Onlar biraz rahat satılıyor hocam. Kırkayak, yengeç yenmez. Kırkayak, midye yenmez. Midye. Evet. Midye çok rahat satılıyor hocam. Ekmek arasında bir arkadaş Umre'de hocam, lüks oteldeler. Hocam dedi, burada karides var. 40 ayaklı oluyormuş. Evet. Çok lezzetli dedi. Araplar yiyorlar. Ben de yiyebilir miyim? Olmaz dedim. Sen yiyemezsin. Şafii mezhebinde yiyebilirsin. Evet. Hanbeli, Malik yiyebilirsin ama Hanefi mezhebinde olanlar karidesi yiyemezler, haramdır. Dedim başka et, ya, yemek mi yok Allah aşkına, açık bir her şeyi. Başka bir şey yok. Evet, Şafii mezhebine gelince, Şafii yalnız suda yaşayan, karada yaşaması mümkün olmayan hayvanlar yenir. Yalnız timsah, su aygırı, yılan balığı, kurbağa, yengeç, kaplumbağa yenmez. İmam Şafii de her şeyi yerinde demiyor ki bak. Yenmez. Evet. Feyzül Kadir diye bir kitap almışım bunları da ben. Tekrar edeyim. Şafii mezhebinde denizde yaşayıp sadece karada yaşamayan hayvanlar yeniyor. Ama
su aygırı, timsah, yengeç, kurbağa, kaplumbağa gelmiyor. Yılan bağı da yemiyor bunlarda. Bunların içinde yılan bağı da var. Evet, bunlardan sakınmak lazım değerli kardeşlerim. Evet hocam, ağzınıza sağlık. Hocam Eskişehir'den arıyoruz. Kardeşimizin bir tanesi. Diyor ki oğlum nişanlıydı. Ama biz şu yeni Ramazan'dan bitti. Düğün yapmak istiyoruz. Kız tarafı diyor ki iki bayram arası düğün olmaz dediler diyor. Buna bir açıklık getirebilir misiniz diyor. Maalesef yani İngilizcesi Heper diye bir adamın hatırasını okudum ben. Kapı Camii'nde yıllarca vaazlık yaptım diyor ben diyor. Kapı Camii'nde. Allahu Ekber. Evet hocam. Maalesef. Lawrence gibi. Lawrence gibi çalışmalar yapmış. Allah. Bunlar ne demiş Kapı Camii'nde konuşurken? İşte endaze tutan bir adam hacca gitmesin demiş. Hacı men etmiş. Taş yakan baş yakar. Kireç uzaklarını men etmiş. İki bayramın aynı nikah kıyılmaz demiş. Bir fikir sormuş. Olmadı mı? FETÖ yapmadı mı ya? Hocam, yakın tarihte beraber yaşadık ya. Hocam. Ben burada televizyondayım. Kurban satıyorlar dediler ya. Kendilerinden ayağını, bacağını, onarlığı. Dedim ki ya kurban koç bir kişi adına olur. Sıvır yedi kişi adına olur. O kadar adama kurban olmaz. Beni tehdit ettiler o zaman. Bir demiş ki müridi. Hocam askeriz. Biz toplantılara katılıyoruz. İçki içmek zorunda kalıyoruz. Bir kadeh için demiş. Fetva vermiş bu kadeh için. Evet. Fetva. İtirafla söylüyor bunu ya. Ruhsat veriyor içkiye. İki. Hocam demişler kadınlarla beraber olmak zorundayız. Zina yapın ama demiş zevk almayın demiş. Allahu Ekber. Benim kendi genel müdür arkadaşım vardı emniyette. Dedi ki ya düne kadar hanımları kapalı. Beraber namaz kılardık. Hanımlarını açtılar camiye de gelmiyorlar. Fetva verildi böyle. Dahasını söyleyeyim. Evli kadınlara mutanikah kıydılar. Bir yakın arkadaşımın karısına tebliğ etmişler. Nikah kıyacağız sana diye. Benim kocam var demiş. Evli kadına mutanikah kıydılar. Aynen bunun gibi. Lawrence gelmiş. İki bayramda nikah kıyılmaz demiş. Ya yasak olan bize bir ay bir gün yok ki. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz de iki bayram arasında evlendi ya. Yani buyur. Örnek. Bu saçma bir itikat. İlgi bir yeri yoktur. Yanlış yapıyorlar. Tabii. Bayram arasında iki hakkıydı. Ancak cuma gelirse değil mi hocam? Cuma günü bayram olur da kurban veya Ramazan bayramı birleşirse. Çok az zaman var ya darbu zaman evet. Var. Dikleyince zivafe kalsan cumayı geçirir. Bu arada demişler ki bayramdan sonra gidecek. Yani cumadan sonra kıyarım demişler. Az bir zaman için söylenmişti bunu. Böyle bir şey yok değerli kardeşim. Nikah kıyabilirsiniz. Tamam hocam. Allah razı olsun. Hocam aynı bu nikah sorusunda bir soru daha var. Diyor ki biz bir kadınla nikahlıyım, evliyim ama eşim var. Fakat bir kadın daha var. Onunla evlenmek istiyorum diyor. Buna nikah yaptırabilir miyim diyor. Dini nikah olabilir yani. Ama eşitliği eşinle, sağlarsa. Eşinin izni gerekiyor mu hocam? Yok, izin gerekmez nikahta. İki tane erkek şahitle beraber kadınla olabilir ama. Ama şeffaf olacak, açıklığı olacak. Bir de adaleti mi sağlayacak. Adalet sağlamazsa da olmuyor. Yani birine giderken birini ihmal etmeyecek. Evet. Ben çoklarını biliyorum ki evliler pişmanlar. Evet. Ya sıkıntılar oluyor ortaya çıkıyor hocam. Evet hocam. Evet hocam. Kardeşimizin bir tanesi bizim gelecek bir paramız var diyor. Bunun zekatı verilebilir mi diyor. Evet alacakların zekatı var. Kuvvetli alacaksa peşin verebilirsiniz. Geldikten sonra verebilirsiniz. Yani alacaklar gelecek kuvvetli alacak. Orta alacak zayıf alacaklar. Orta alacakla kuvvetli alacağın zekatı verilir. Ama zayıf alacak geldikten sonra geriye dönük zekatları verilecektir. Hocam şeye gideyim Hatme. Olur hocam. Aşır oku hocam. Tamam hocam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صَدَقَ اللَّهُ العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Filkar Mustafa iş adamlarından onun eşi vefat etmiş bayramda biz gittik başsağlığı diledik. Onun ruhuna inşallah hatim ineceğiz. Hatim duamız var. İbrahim Okka Bey ki Leyla-i Kadir'de bine yakın insana yemek verdi bizim camide. Teşekkür babında hanımı Emine Hanım için, babası Şaban amca, annesi Huriye Hanım için hatim dualarımız var. Ve başkaları da var. İnşallah dua edeceğiz. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetü lil müttegin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin. Allahümme Rabbena, ya Rabbena tekabbel minna. İnneke entes semî'ul alîm. Ve tub aleyna ya Mevlana, inneke entes tevvabur rahîm. Vehdini vehdine ilel hakkı ve ila tarik-i müstakim. Bi bereketi hatemâtil Kur'anil azim. Ve affu anna ya kerim. Ve affu anna ya rahim. Ve affir lana zunubana. Bi fazlike ve cudike. Ve keremike ekremel ekremin. Ve rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Allahümme zeyyinne bi zinetil Kur'an. Ve şerifne bi şerafetil Kur'an ve elbisne bi hilkatil Kur'anil azim. Allahümme erzukna fıkhan fiddin ve ziyadeten fil ilim ve kifayeten fil rızk ve sıhhaten fil beden ve tevbeten nasuha ve tevbeten gablel mevt ve rahaten andel mevt ve mağfireten ba'del mevt ve dukule fil cenne ve afiyeten fiddini ve dünya ve lakire. Ya rahmet duası yapıyorum değerli kardeşlerim. Allahümme eskine gaysen, muğisen, heniyen, meryen, gadagan, mücellelen sayen ammen tabaka. Allahümme eskine gays ve la tecealle minel kanitin. Allahümme inne bil biladi
vel ibadi vel halki minel levâi ve danki mele neşku illa ileyk. Allahümme enbit lene zer'a ve dir lene zer'a ve eskine min bereketi semâi ve enbitne min bereketi l-arz. Allahümme inna nestağfiruke inneke künte gaffara fersili semâ aleyh midrara. Allahümme eskine gaysen muğisen heniyen meriyen gadegan mücellelen sayhan ammen tabaka. Allahümme eskinel gayse ve la tec'alne minel kanitin. Allahümme inne bil biladi vel ibadi vel halki minel levai ve danki ma la neşku illa ileyk. Allahümme enbit lene zar'a ve dir lene zar'a eskine min bereketi semai ve enbitne min bereketi l-arz. Allahümme inne nestağfiruke inneke kunte gaffara fersil semai aleyh midrara. Allahümme eskine gaysen muğisen heniyen meriyen gadegan mücellelen sayhan ammen tabaka. Allahümme eskine gaysa ve la tec'alni minel kanitin. Allahümme inne bil biladi vel ibadi vel halki minel levai ve danki ma la neşku illa ileyk. Allahümme enbit lene zer'a ve eddir lene zer'a ve eskine min berekati semai ve enbitne min berekati l-arz. Allahümme inne nestağfiruke inneke kunte gaffara fersil semai aleyh midrara. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil ardı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil ardı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. Bismillahillezî la yazurru ma'a ismihi şey'ün fil ardı ve la fil semâi ve huve semî'ul alîm. E'ûzu bi kelimâtillâhi tâmeti min şerri mâ halak subûhun kutûsun rabbuna ve rabbul melekezi varrım. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ahfaz ümmete Muhammed. Allahümme estağ ümmete Muhammed. Allahümme ağfir ümmete Muhammed. Allahümme ferric an ümmete Muhammed ya Rabbel Alemin. Allahümme neselke imanen kamile ve yakinen sadika ve rizgan vasi'a ve kalben khashi'a ve lisanen zakira ve ulûmen nâfi'a ve tevbeten nasuha ve tevbeten kabilel mevt ve rahaten andel mevt ve afireten ba'del mevt edukulen fil cenne ve afiyeten fil dini ve dünya ve l-âkhira. Allahümme inneke afuvun kerimun rahimun tuhibbul affe fa'fu anna ya Rabbel alemin. Allahümme inneke afuvun kerimun rahimun tuhibbul affe fa'fu anna ya Rabbel alemin. Allahümme inneke afuvun kerimun rahimun tuhibbul affe fa'fu anni fa'fu anna ya Rabbel alemin. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirna minen nar. Allahümme ecirni ve ecirna minen nar. Allahümme ya muhavvilel havli vel akval havil halene havil alehum havil halehunne ila hasenil al. Rabbena atina fi dünya hasene ve fil ahiret haseneten ve kina azaben nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمن يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين. Şu mübarek Şevval ayında yapılmış olan bu hatmi şerifleri dergâh-ı izzetinden kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hasaten evvelen ve bizzat fahri kainat Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek mücella mudahhar pak, aziz, latif ruhu şeriflerine hediye eyledik sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ın onun hasılı ve sevabı peygamberlere, enbiyalara, evliyalara mümin ve müminatın da ruhlarına hediye eyledik sen kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hasreten Mustafa Fil kardeşimizin annesi Hacer Hanım'ın ruhuna. Hanımı. Hanımı Hacer Hanım'ın ruhuna.
İbrahim Okka kardeşimizin eşine, Emine Hanım'a, babası Şaban Bey'e ve annesi Huriye Hanım'ın da ruhlarını hediyelediksen kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bu okunan hatmi şerifleri, yapılan duaları kendilerinden haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hasreten bizi ekranları başında izleyen kardeşlerimizin de cümle geçmişlerin ruhlarını hediyelediksen kabul eyle ya Rabbi. Hocamızın muhterem oğullarının da ruhlarını hediyelediksen kabul eyle ya Rabbi. Yapılan duaları kendilerinden haberdar eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hayatımızda ve son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek iman ile İslam ile kelime-i şehadetle yaşamayı, kelime-i şehadetle göçmeyi ve tekrar dirilirken kelime-i şehadetle huzuruna varmayı nasip ve müessir eyle ya Rabbi. Ve icabe duara tekbir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd, Allahu Ekber ve lillahilhamd, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salatu ve selamu aleyke ya Habiballah, salatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin, ve selamun aleyl murselin, velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.